Biz Adıyamanlar biz tapuyu yıktık. Dedik ki kardeş siz yapamıyorsanız biz bu işi yapalım. Biz etli yapıyorduk. Bir anda 2004 yılında bir ihmal sonucu maalesef etli kaldırıldı. Etli kaldırılınca biz de dedik ki bunun bir çaresi var. Tabii evet. Ticari bir zeka da var. Evet. Biz Adıyamanlı abiler, tabii Adıyamanlı abilerimiz ya dedi ki et olmasa dedi badem olur. Badem olmasa ceviz olur dedi. Olmasa evet. Fındık olur dedi. Evet. Bu ürünlerin genelinde bizim memlekette olan ürünler dedi. Evet. Ve ne yaptılar? Etin yerine biz badem katıyoruz. Çok iyi. Biz ne yapıyoruz? Hasrete devam ediyoruz. Hasreti gideriyoruz ama. Evet. O zaman başlıyoruz. Tabii. Önce isotumuzu katıyoruz. Belli miktarda. Gördüğünüz evet. gibi. Bu Şanlıurfa evet. isodu. Yanındaki de Kahramanmaraş isodu. İkisini harmanlıyoruz. Evet. Önce bunlardan başlayalım. Baharat ve tuzumuz var. Evet. Tuzumuz doğal kaynak tuzudur, bilginiz olsun. Bu baharat çeşitli baharat mı? Bu 7 türlü baharat. 7 türlü baharat zaten kendine has bir özellik ve kokusu vardır. İçinde her şey var. Onu belirteyim. Sarımsak, soğan zaten olmasa çikolatanın evet. olmazıdır. Bilginiz olsun. Tabii o da ki. Bizim yaptığımız zaten kendi... Bu ne salçası? Bu tamamen domates salçası. Biber salçasını isteyen kullanabilir. Gayet. Zaten isot koyuyoruz. Tabii. Normal ve doğaldır. Onun için bir şey diyemem. Şimdi bunları ben bir güzelce karıştırayım. Tamam. Badem. Kokusundan belli. Mis gibi rahiyası var. Sen de böyle güzel kokuları aldığın zaman oranın doğasına gidiyor musun? Tabii ki insan şimdi gitmez. Şimdi sana olur bunu mu? Koklatsam, gözünü kapatsam Adıyaman'a gider misin? Adıyaman'a giderim. Sincik'e kadar giderim ama. Gidip bir bakalım orada işler nasıl. Zamanda yolculuk. Depremin olmasıyla Adıyaman yerine evet. yeksan oldu. Çok büyük zarar. Onun acısını yaşıyoruz. Evet. Rabbim bir daha yaşatmasın. Adıyaman yeniden dönüşüyor. İnşallah kısa sürede toparlanır tabii ki. Evet. Orada vefat eden insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Sakat kalanlara da Rabbim kendilerine sağlıklı bir ömür şifa versin. Bir Anladım. Ömür versin. Devlet millet el ele yaralarımızı ilk günden itibaren sarmaya başladık. Tabii ki. Biz güçlü bir milletiz. Birlikte yapmak zorundayız. Bizim evet. başka çaremiz yok. Aynen öyle. Çok güzel devlet orada gücünü hissettirdi ve yeni yapılan konutlar şehrin tekrardan imarı, ihyası ile ilgili çok güzel çalışmalar oldu ve hep el ele verdik. İnşallah şu anda sonuca gelmiş durumdayız. Şu an başladık biraz bulgurla yoğurmaya. Hadi bismillah. Çiğ köfteyi sana kim öğretti Ömer Usta? Ben 1992 yılında Nurettin Ustam vardı Şanlıurfalı. Ben ondan öğrendim. Ömer Usta eskiden çiğ köfteyi satmak yoktu. Hatırlıyor musun? Çiğ köfte kültür yemeğiydi. Özel misafirlere yapılan yemekti. Öğün yemeğinden ziyade gece yemeğiydi. Akşamları yaparlardı. Ya şimdi her bölgenin ayrıydı biliyorsunuz. Evet. Bugün Şanlıurfa'da sıra gecesi varsa Adıyaman'da harfane geceleri var. Var. İşte Elazığ'da kürsübaşı var, Malatya'da ayrı var değil mi? Tabii, yanlış söylemeyin. Her yerinin ayrı kültürü her, var. Tabii ayrı bir kültürü var. Ama bu Mezopotamya bölgesinin genelde bu çiğ köfteyi ciddi manada iyi yapar. Tabii. Diyarbakırlı abilerimiz de yapıyor, kardeşlerimiz de yapıyor. Her yöre kendine göre yapıyor. Tabii. Ama genel olarak Mezopotamya bölgesinin. Mezopotamya bölgesinin arkadaşlar Suriye'de var. Ta Lübnan, Beyrut'a kadar gider. Bu taraf Irak. Evet. Değil mi? Aynen. İran'a kadar dayanır. Yani onun için bu bölge genelde bu işe sahiplenmiş ve bu bölgenin geneli yapıyor. Evet. Her yemeğin bir kültürü vardır. Bazı yemekler aşırı kültürlüdür. Çiğ köftenin de bir kültürü var. Bademi başta katmıyoruz, sunda katıyoruz. Evet. Ama eti başta katıyoruz. Niye katıyoruz? İyice öğütülsün diye katıyoruz. Yoğrulsun. Tabii yoğurma. Evet, yani öğütülsün, birbirini bulsun manasında biz anlatıyoruz. Evet. Yani hemhal olacak ya. Evet. Birbirlerine sarılacak, sevgi tabii, içinde tabii, dolanacak, homojen olgunlaşacak. Şimdi efendim et makinede çekilmez, et dövülür. Et dövülürken de içindeki sinirler tek tek alınır. Alınır, evet evet. Bu da dövülerek yapılmış, hazırlanmış bir et. Etin girmediği yerden bir parça alacağım. Niye?
Ustam alırdı bundan. Ustam derdim, olmamış. Ben dedi olmuş diye almıyorum zaten dedi. Bunun aromasına, tadına bakacağım, eksik bir şey var mı diye bakacağım derdi. Yerdi, her seferinde tam olurdu. Şimdi usta işi iyi bildiği için usta bir şey unutmuyor. Ama bugün zaman zaman biz işin başında olamayabiliyoruz. İşi öğrettiğimiz ustalara bırakıyoruz. Ustalarımız bazen evinde sıkıntısını yaşayabiliyor, eşiyle sorun yaşayabiliyor ve yolda gelirken biriyle tartışabiliyor, unutuyor. Geçen bir baktım bulgurda tuz yok. Sonradan tekrar döktük, tuz kattık. Zaman zaman bu tür sıkıntılar oluyor. Ama çiğ köfteye de fazla tuz girmez baharatların yoğunluğundan dolayı. Demek ki hiç girmemişler. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Ben Şanlıurfa İsod'unu kullandığım için Şanlıurfa İsod'unda tuz yok. Evet. Maraş'ınki yoğundur. Maraş'ta yoğundur, vardır. Onun için biz Şanlıurfa İsod'unu kullandığımız için doğal kaynak tuz kullanıyoruz. Onu da belirteyim. 84 tane mineral var içinde. Kalsiyumundan tut potasyumuna kadar. Yok. Yani sağlıklı bir çiğ köfte yiyeceğiz. Şifalı. Sağlıklının en sağlıklısı. Ya şimdi her şey çok güzel. Lezzet 10 numara. Ama bu işin türküsü olmazsa olmuyor. Ama bir anlaşma yapalım. Önce ben okuyacağım, sonra sen. Senden de bir tane istiyorum. Şimdi Bilal abi, ben ömrümü çalışarak geçiriyorum ve halen devam ediyorum. Benim pek bir türkü söylemeye müzik aktivitem olmadı. Genelde biz hayatımız çalışarak devam ediyoruz. Evet. Onun için türküyü sen bir Şanlıurfalı olarak söylersen daha iyi olur. Hem ben yoruluyorum bu arada, efor sarf ediyorum. Evet. Sen de en azından bize bir türkü çağırırsın. Evet, bizim tabirimizle. Evet. Evet efendim, ben annem ve babam Şanlıurfa'dan Adana'ya gelmişler. Ben Adana doğumluyum ama Şanlıurfa'nın kültürünü hiçbir zaman bırakmadım, öğrendim. Adana'nın kültürüyle büyümüş olsam da Şanlıurfa'nın kültürünü hiçbir zaman unutmadım. Biz her çiğ köfte yapılırken mutlaka bir türkümüz vardır. Her zaman bir tanesinden başlar okuruz. Ağam çiğ köfte oldu, paşam badeler doldur. Vur kardeş sazın teline, bilmem siye ne oldu. Çiğ köfte yendiği zaman ağzına hafif bir tıkırtı gelmesi lazım. Doğru mu yanlış mı? Şimdi o doğru. O bizim yöreyle ilgili bir durum. Yediğin an hafif de olsa dişe değecek. Evet, çok hafif. Çok değecek. Çünkü onun tadını o şekil alınıyor. Tabii. Ama şunu unutmayalım ki yaşamış olduğumuz bir durum var. Biz bunları insanlara servis ediyoruz. Saatlerce bu ürün duruyor. Eğer yarım saat içinde veya bir saat içinde o ürün tüketilmese o ürün şişer. Doğru. Ama aynı zamanda midede de şişer. Evet. Bizim samsatı biliyorsun. Bilmem mi? Buradan i̇şte, Samsat Belediye Başkanımız Halil Bey'e selam olsun o zaman. Aleyküm selam. Atatürk Barajı yapılırken samsatta tutmuşlar işte, bulgur karıştırmışlar işte, çiğ köfte yapmışlar. Barajı yapan arkadaşlara götürmüşler. Tabii bunlar da dinamitçi. Götürmüşler çiğ köfteyi, vermişler tabii. Bunlar farkına varmamış, güzel de gelmiş. Yemişler. Yedikten sonra da bu sefer başlamışlar su içmeye. Bir de suyun kenarındalar. İçmişler. Çok gün sonunda ne olmuş biliyor musun? Bir tanesi demiş, içlerinden demiş, ya arkadaş biz yanlış yapıyoruz demiş. Niye demiş? Ya demiş, biz demiş, bu dinamitin yerine demiş, çiğ köfteyi koysak demiş, inan ki demiş, bunu patlatır demiş. Biz sabahtan beri demiş, çatladık su içmekten demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.